Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır Rabbim her şeyin sağlıklısını güzelini hayırlısını nasip etsin bunu her zaman söylüyorum bugün güzel bir video çekeceğiz size yine isteklerinize dikkate alarak üçlü ilişkiler ona üçüncü kişiyi ve seni soracağım aklında fikrinde düşüncesinde neler var ne gibi planları var? Onun üçüncü Kişiye ve sana karşı olan ilgisi, duygusu nedir? Gerçek midir? Doğru mudur? Sana karşı dürüst müdür? Böyle bir açılım yapacağız arkadaşlar. Öncelikle enerji kartlarına bakacağız. E, enerjilerde neler var? Ona bakacağız. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle bir onun e, sana karşı, bu sensin izleyen kişi. Bu da üçüncü kişi onun sana karşı duygu ve düşünceleri üçüncü kişi enerjisi pardon onun sana karşı nasıl bir enerji içerisindedir üçüncü kişiye karşı nasıl bir enerji içerisindedir öncelikle ona bakacağım canlar ondan sonra detaylı bakıma geçeceğim bu arada arkadaşlar üçüncü kişiler hep yazıp duruyorsunuz canlarım benim üçüncü kişi dediğim e, fa, e, fark etmez. Senin için onun hayatında evli olsan da bekar olsan da başka birisi varsa o senin için, senin düşüncende üçüncü kişi oluyor. Tamam mı? Yani illa ki başka birisiyle evli olursa üçüncü kişi sen olmuyorsun. Veya senle evliyse üçüncü kişi de yine başka birisi olursa da. Yani senin dışında birisi varsa bir kişinin hayatında üçüncü kişi o oluyor. Biz böyle niyetleniyoruz. <laughs> evli bekar erkek kadın herkes için geçerlidir zamansız zamana niyetlendiğimiz bir açılımdır arkadaşlar bu arada elimi yakmışım şurada bir siyah nokta var görüntüsü çok kötü kusura bakmayın evet ee, bakalım üçüncü kişi ve sana karşı enerjisi nedir aklındaki kişinin kırmızı kalp izleyen kişidir pembe kalp kırmızı kalp için olan üçüncü kişidir anlatabiliyor muyum Bakalım neler var enerjisinde sana ve üçüncü kişiye karşı. Ondan sonra senin için düşünce, duygu, harekete geçer mi, geçmez mi? Üçüncü kişi için düşünce, duygu, harekete geçer mi, geçmez mi? Ona bakacağız. Umarım beni anlamışsınızdır. Biz anlaşıyoruz zaten aramızda değil mi? Bir bakalım. Nasıl bir enerji içerisindedir? Sana karşı neler var? Üçüncü kişiye karşı neler var? Bu arada arkadaşlar çok ciddi emek sarf ediyorum. Emeğime saygı ve karşılık olarak sadece ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım. Her zaman söylüyorum nerede olursanız olun alma verime dengesi değilen bir şey vardır. Emeğe saygı değilen bir şey vardır. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyici sayım %65. Ve canım benim ben burada emek sarf ediyorum, zaman sarf ediyorum ve e, özel bakımlara nasıl özen gösteriyorsam detaylı bakımlara, genel bakımlara da aynı özeni gösteriyorum. Bunun için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz, videolarıma bir beğeni, bir yorum atarsanız, dediğim gibi hem alma verme dengemizi korumuş olur hem de beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Bu zor bir şey olsa zaten ben bunu sizden istemem. Onun dışında yorumlarınızı teker teker kendim inceliyorum. İstediğiniz içerikleri bana yazabilirsiniz. Videoların alt kısmında yorumlarda. Sizi seviyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Gerçekten İnsan emeğinin karşılığını aldığında çok mutlu oluyor arkadaşlar. Ee, bir, bir de ne var? ne diyecektim özellikle kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum kimsenin böyle bir zorunluluğu yok tamam mı ama emeğe saygı olarak teşekkür butonu kullanarak kanalıma destekte olan herkese çok teşekkür ediyorum Rabbim rızkınızı, bereketinizi şansınızı, kısmetinizi daha 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 çok arttırsın inşallah canlarım benim evet bakalım şimdi her zaman söylüyorum bu genel açılımdır kolektif niyetlendiğimiz bir açılımdır üzerinize uyanları alın uymayanları lütfen geri evrene iade edin özel bakım için bana 0531 270'deki 0729 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz Derya Hanım'a. Derya Hanım size zaten gereken bilgileri verecek canlarım. Tamam mı? Durum böyle. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Enerjisini aldığım kişiye bakarım ben arkadaşlar. Hakkımız geçiyor. O hakkı bütünlüğüyle geri vermeye ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü görüntülü bakım daha iyidir. Ben öyle ses kaydıyla falan uğraşamam arkadaşlar. Ben görmediğim kişi nasıl bakacağım? Enerjisini almadığım kişiye ve şeffaflıktan yanayım. Herkesin bakım şekline saygı diyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Hadi bakalım. Çok konuştum. Ama kartlara çekerken konuştuğum zaman kaybetmeyeyim diye. Bakalım öncelikle aklındaki kişinin sana karşı izleyen kişi sana karşı ...nasıl bir enerji içerisindedir... ...ona bakacağız... ...evet her şey zamanlara bağlı... <laughs> ...ne diyor burada... ...adanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı... ...ikili ilişkilerden uzaklaşmak... ...şimdi buradaki enerjide... ...adanmak... ...sorumluluk almak... ...buradaki enerjide ikili ilişkilerden uzaklaşmak... ...sana karşı... E, duygusal bağlılığı ve fiziksel bağlılıktan uzaklaşmış olduğunu gösteriyor İçsel bütünlük arayışında olmak içsel bütünlük yani kendi kendine cebelleşip durduğunu gösteriyor sana karşı ve e, dediğim gibi duygusal ve e, eskisi gibi bağlı olduğunu göstermiyor İkili, sana karşı ilişkide ve e, fiziksel olarak da duygusal olarak da bir tık uzaklaştığını gösteriyor bunun ya kendine ait bir sıkıntısı vardır. içsel bütünlük, ben kendimle barışığım, kendiyle cebelleştiğini ve duygusal olarak onun düşüncesinde senle seninle uğraşmak veya seninle alakalı fikirler değil, kendisiyle cebelleştiğini gösteriyor. E, ya kendi problemleri vardır ya hayatında sıkıntılar vardır. Bundan bahsediyor. E, dediğim gibi sorumluluk almak. Belki de işiyle alakalı sıkıntılar vardır. Kendini işine vermiş olduğunu ve gerçekten bu bir gerçek. Senden bir tık uzaklaştığını gösteren bir enerjiden bahsediyor güncel olarak. Zevkine düşkün olmak, başına buyruk davranmak. Bu kişi biraz özgür karakterli, sana karşı hesap vermemek veya ben böyle istiyorum, böyle yaparım havasında olan birisinden bahsediyor. Zevkine düşkün dediğim konforuna düşkündür. Eğlenmeyi seven birisi, gezmeyi tozmayı seven birisidir. Yani kendi keyfinden kalan birisini göstermiyor kart bana. Koşulsuz gerçek yaş. aşk, Aşkta yüreğini aç diyor. Seviyorum ve seviliyorum diye. Kalp sevince ister istemez beklentiye girecek. E, girirse ona e, beklentisi sevmeyi e, bir kere e, başarırsan en yüksek titreşimleri gelmeye ve hayatta her alanda mutluluğu e, kucaklamayı başaracaksın şimdi arkadaşlar bu kişi biraz dediğim gibi içsel bütünlük dedi ya sanki her şeyi kendi içinde yaşayan duygularını fazla belli edemeyen bir enerjiden bahsediyor ve burada söylediği e, ben sana zaten bağlıyım koşulsuz aşk yani senden ayrılma isteği senden uzaklaşma isteğinin olduğunu görmüyorum güven konusunda ve sen benim ee, nasıl anlatsam koşulsuz aşk yani sen benim gerçek e, bağlı olduğum insansın gibisinden bir enerji var. Belli ki aranızda burada kopukluğun olduğunu gösteriyor. Ama onun içindekileri duygusal olarak hissettiklerini kesinlikle bir tık kesmiş olarak gösteriyor. Yani sana karşı hiçbir şekilde açık vermesi veya seni sana karşı hislerini duygularını ifade ettiğini görmüyorum. Ama e, sen e, ayrılmaz ikiliyiz gibisinden bir enerji yansıtıyor. Duraklatmak ve duygusal gitgeller yaşamak. Buradaki enerjide çok güzel başlayan bir beraberlik. Sana karşı olan duygusunu gerçek olduğunu ve belli bir süre sonra bu ikileme girdiğini ve bir kararsızlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Her şeyi durdurmuş ve duraklatmış olarak gösteriyor. Duygusal gitgeller yaşıyor. Kafa karışık. Ve burada telaşlı bir dönem, yani e, onun hayatında bir telaşı var. Neyle alakalı olduğunu içeriğine baktığımızda öğreneceğiz de. Duygusal git gel yaşamasının sebebi onun hayatındaki olumsuzluktur. Şimdi üçüncü kişiye karşı ne var? Onu bilmiyoruz ama burada gösterdiği telaşlı bir dönemden geçmesi telaşı var. Neyin telaşı bu? Her şeyi zamana bağlı. Yani sana karşı bir tık soğuk olduğunu gösteriyor. Gönül olarak değil ama yansıttığı enerjide ikilemde kalmalar, duygusal gitgeller yaşamalar, telaşlı bir dönemdir, aktif, e, hareketli bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Ve zamana bıraktım diyor, her şeyi zamana bağlı. Yani ben senden korkmuyorum, ben seni istemiyorum demiyorum, ayrılmak da istemiyorum ama her şeyi zamana bıraktım. Erteleme, böyle bir şeyden bahsediyor. Çölün ruhunu çıkardı arzu ettiğine kavuşmamaktan gelen üzüntü özlem ve hasret Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak mevlaya varmak çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor. Yani aranızdaki de kavuşamamaktan ileri gelen bir sıkıntı olduğunu gösteriyor belki anlaşamadığınızı gösteriyor bu da olabilir ama bu kişi gerçekten e, psikolojik olarak da iyi görmedim düşünceler içerisinde cebelleşip duruyor ve içsel bütünlük kendi kendine düşün, düşünüyor ve senle alakalı her şeyi zamana bırakmış olduğunu gösteriyor. Ama burada ne var? Haber mesaj iletişim Seninle tamamen iletişimi kesme e, kestiğini görmüyorum. Yine senden haber alıyor. Seninle konuşmuyorsa bile. Seninle iletişime geçme isteği ve enerjisinin olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi diğer kişiye bakalım. Üçüncü kişiye bakacağız. Üçüncü kişiye nasıl? bir enerji içerisindedir. Oo. Evet. Bilinç altındaki korkular, karanlık yanlarımız, bastırılmış intikam duygusu, gizli arzular. Şimdi burada çok ciddi tutkudan bahsediyor kart. Fiziksel tutku. Aşk değil bak tutku. Tutku farklı bir şeydir. Fiziksel çekim, tensel çekim. Ee, cinsel beraberlik. Bilinçaltındaki korkular yasak ilişki olduğu için korkuları vardır veya karşı taraf üçüncü kişi ona tehlike arz ettiği için de korkuları vardır. Belki onun da hayatında birisi vardır yasak ilişki adı üzerinde. Ama buradaki enerji bak karanlık yanlarımız diyor. Bastırılmış intikam duygusu ve gizli arzular. Şimdi burada bir şey var. Bu kişiye karşı bastırılmış intikam duygusu belki aralarında bir şeyler geçmiş geçmişte bir aldatma bir e, yanlış yapma belki ona çok emek sarf etmiştir A, üçüncü kişi ona yanlış yapmıştır ona karşı bir intikam duygusu da var bastırılmış bir intikam duygusu farkındaysanız yani bu ilişkinin içerisinde bir sıkıntı var diyor ya üçüncü kişinin bu kişiyi tehdit etmesi vardır ya üçüncü ya da seninkinin üçüncü kişiyi tehdit etmesi vardır yani Normal bir ilişkiden bahsetmiyor. Tamam tutku var. Cinsel çekim, tensel çekim, fiziksel çekim var ama korkulu ve telaşlı bir beraberliktir. Bastırılmış intikam duygusu ve gizli arzular. Bundan bahsediyor. Bu kişiye karşı e, tutkusunun çok ağır olduğunu gösteriyor. Köpek metaforu. Sadakatin simgesidir. Köpek, köpek dosta gül düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattı ve sahip olduklarına sadıktır şimdi burada aralarında bir sadakat söz konusu da olabilir veya bir sadakatsızlık da olabilir şimdi ilk çıkan kartın enerjisine bakarsak bastırılmış intikam duygusu söylüyorsa bu kişi bu üçüncü kişiyi biraz onun gözünde veya karakter olarak sadakatsız ve güveni olmayan birisi olarak gösteriyor dürtülerle hareket etme devrim niteliğinde değişimler Şimdi burada e, ani gelişen bir şey dürtülerle hareket etmek. Yani mantık ve duygudan bahsetmiyor. Dürtülerle hareket etmeyin ne demek olduğunu zaten anlıyorsunuz. Şimdi burada açıklamayalım, ban yemeyelim. Buradaki enerji de şey, şey gösteriyor. Dürtülerle hareket etmek. Yani fiziksel dürtü de olabilir. İşte temassal dürtü de olabilir. Bundan bahsediyorum. Farkındaysanız aşktan ve sevgiden bahsetmedi hiçbir kart. Burada ne var? O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili o da seni düşünüyor. Ve aranızda bir... Bak şimdi ne diyor biliyor musun? Buradaki ne aşı de sizin ikinizin de, üçüncü kişinin de senin de birbirinizden haberdar olduğunu gösteriyor. O da seni düşünüyor. Eee... Ne diyor? Buradaki enerji de diyor ki hem bunlara karşı bunların ikisinin birbirine karşı bağı var mıdır? Var. Sadakat olmasa da aşk olmasa da ama onları birbirine çeken ortak bir yönün olduğunu gösteriyor. Çünkü karşılıklı düşünce var. Ayrıca Üçüncü kişiyle senin aranda ikiniz de birbirinizi biliyorsunuz. Onun da senden haberdar olduğunu gösteriyor bilgiler. Yüksek semin şey şimdi bu tehlike arz eden bir enerjiden bahsediyor. Yüksek semin ne demek? Yani seninkini duygusal olarak da olsa veya yaşattığı enerji seninkine sarf ettiği enerji ve bu action onu yücelttiğini gösteriyor. Ona karşı karşı konamaz bir tutku ve bir çekim var bu üçüncü kişiye karşı seninkinde. Ve seninkini daha önemli hissettiriyor kendini anlatabiliyor muyum yücelttiğini gösteriyor. Mütemadi iletişimde olan ve tutkulu bak tutkudan demin bahsettik mütemadi iletişimde olan tutkulu bir beraberlik yaşadığını gösteriyor. Tutku ne olduğunu biliyorsun ama içten içe ne diyor lütfen yardım et diyor. Ee, bu kişi Üçüncü kişiye karşı enerjisinde. Şimdi gösterdiğim gibi bak burada da aynı şeyi gösterdi. Karanlık yanlarımız bilinçaltı, intikam duygusu ve korkular. Lütfen yardım et. Burada seninkinin sanki bir e, problemin içerine düşmesi ve bu problemden kendini kurtaramamasından bahsediyor. Sanki burada bağımlılık var. Neyin bağımlılığı desem? Burada tutkusal, cinsel bir bağımlılıktan bahsediyor ve bu kişiye karşı korkuları var veya bu kişiyle arasındaki ilişkiden korku ve endişe yaşadığını gösteriyor. Ve burada yardım et çığlığı atan kişi seninkidir. Seninkinin üçüncü kişiye karşı enerjisine bakıyoruz. Buradaki enerjide korkuları var. Sanki bastırılmış intikam duygusu, bir tehdit var. Seninkini rahatsız eden bir konular var. Belki de seni korumaya aldığı için de sustuğunu gösteriyor. Yardım içerisindedir. Ve buradaki enerjide üçüncü kişi sanki seninkini sıkıştırıyor. Baskı yaptığını gösteriyor ki senden yardım istediğini gösteriyor. Buradaki e, bunun üçüncü kişinin kafasında seninkiyle evlilik var çünkü burada hamilelik bereket ve yaratçılıktan bahsediyor. E, gi, bu e, çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyeyim size e, veya e, burada bu kişiyle de evli olmuş olabilir. Bak gizlilik var burada, intikam duygusu var burada çünkü bir çelişkili bir beraberlik var üçüncü kişiye karşı belki de aralarında e, ve buradaki enerjide ne diyor sanki seninkine çok ciddi vaatlerde bulunuyor ve ciddi bir beraberlik isteği ya bu seninkiyle evlidir ya da ciddi bir beraberliğin peşinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani seninkine baskı yapması, seninkine arasındaki enerji ve bu beraberlikten evlilik istediğini gösteriyor. Çünkü çocuktan bahsettik gördünüz sizde. Şimdi arkadaşlar bakımınıza geçeceğiz. Bakalım öncelikle dediğim gibi pembe, kırmızı kalp sana karşı olan duygu düşüncelerine bakacağım. E, pembe kalp aklındaki kişiye karşı, aklındaki kişi demişim üçüncü kişiye karşı olan duygu düşünceleri ve neler yaşanıyor ona bakacağız haydi bakalım öncelikle kartlarımızı seçelim arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu bir genel açılımdır üzerinize uyanlar alın uymayanları geri evrene iade edin arkadaşlar özel bakım için 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hattından asistanım derya hanıma ulaşabilirsiniz evet şuraya bakar mısın aşıklar ama yolculuk. Bakalım. Vay vay vay. Şimdi diğer tarafı da altı kart seçeceğim. Görüyorsunuz umarım. Yoksa teker teker mi yapayım, ne yapayım? Tamam. E, hepinizin görmesi için öncelikle sana karşı duygu ya da böyle yan yana bıraksam ikini, ikisini de gösteriyor mu kamera? Ee, i̇kisini de yan yana açmak istiyorum tek tek bakmak zorunda kalacağım çünkü gözükmüyor tamam zaten bunu niyetlendik aklındaki kişinin öncelikle sana karşı duygu düşüncesi ve nasıl bir enerji içerisinde olduğuna bakacağız... İkinci etapta ise ikinci üçüncü kişiye karşı duygu düşüncesi ve nasıl bir enerji içerisinde olacağına bakacağız. Şimdi burada kafamızı takılan bir şeyler olursa da arkadaşlar yine tekrar tabii ki şeye soracağız. Ee, tarot kartlarına soracağız. Benim bakım şeklimi biliyorsunuz zaten. Bakalım önce sana karşı duygu düşünce nasıl bir enerji içerisindedir? Ona bakacağız. Ondan sonra ee, üçüncü kişiye karşı duygu, düşünce ve nasıl bir enerji içerisindedir ona bakacağız gidiş planı gördün değil mi bu kişi seni çok üzmüş be yavrum çok canını sıkmış olduğunu gösteriyor gerçekten kalpten gelen adımlar ve durgun ve dalgın. Evet. Seni çok üzmüş olarak gösteriyor. Şimdi dur bakalım. Bakalım sana karşı enerjisinde neler var. Beni biliyorsunuz arkadaşlar ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Yani inşallah iyi çıkar da iyi şeyler söyle. Üzüntü gördün mü? Seni nasıl üzmüş olduğunu zaten söyledim. Seni hayal kırıklığına uğratmış olduğunu gösteriyor. Kavuşma var mı? Var diyor yanıltma var mı yine var diyor zamana bıraktı tıpkı e, ilk karttaki gibi zamana bırakmış olduğunu gösterdi evet e, olmazsa olmazımız bu karttan da iki tane çekeceğim çok fazla kart çekmeyeceğim arkadaşlar iki tane yeterlidir evet düzen ve tertip. Bakalım sana karşı nasıl enerjiler ve neler olacağına, nasıl his ve düşünceler var aranızda ona bakacağız. Kafamıza takılan şeyleri tarota soracağız ve kalbindeki mesajı çıkaracağım. Bakalım aklındaki kişinin sana karşı kalbinde ne var, nasıl bir enerji içerisindedir ona bakacağız. Haydi bakalım bir tane seçip bunu seçesim geldi. Bir hata yaptığımı biliyorum, gördün mü? İyi bari ne yaptığını anlamış. Şimdi ilk enerji kartlarında da gösterdiğim, söylediğim gibi üçüncü kişinin senden haberi var. Yani bu ilişki açığa ve ortaya çıkmış olduğunu gösteriyor. Hatasının farkındalığını gösteriyor ve burada hiçbir şey gizli kaldığını göstermiyor. Artık bütün foyalar ortaya çıkmış. Çünkü burada ee, seni çok üzüntü, sıkıntı içerisinde, haksızlık yapmış olarak gösteriyor. Belki de şimdi devamını getireceğim. Elimizde, cebimizde olan ne var? Bir hata yaptığımı biliyorum. Zaten ilk enerji kartlarında da gösterdi. Hatasının farkında olması veya e, karşı tarafın onu tehdit etmesi gibi bir enerji çıkardı. Ama hatayı kim yapmış? Tabii ki aklındaki kişi yapmış. Gitmeseydi o da tehdit almayacaktı. Yani. Kusura bakmasın, bir de bunu düşünsün. Neyse, bakalım devamına. Burada ne var? Mahkeme, kontrol ve yönetim, üzüntü, acı çekmek, istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik. Burada ee, e, dişil enerjinin her şeyi farkına vardığını gösteriyor. Aklındaki kişi ise burada yenilikler yapmaya çalışmasını gösteriyor senin canına çok yapmış olduğu ve kontrolü ele alma nedir bunu senin aslanla ortaya açığa çıkmış bir enerjiden bahsediyor sen bunu fark etmişsin ve ona bunu açıklamışsın yine söylüyorum bu kişi seninle evli de olabilir şu anda boşanma aşamasında da olabilirsiniz ama Kontrolü ele alma çünkü e, cana sıkılan, e, üzüntü yaşayan enerji dişil enerjiyi gösteriyor. Ve buradaki enerjide ne diyor veya ikinizin arasında olan bu dişili ereli yok bunun üçlü ilişki bakıyoruz. Buradaki enerjide kontrolü ele alan kişi dişili gösterdi ama ben artık buna dayanamıyorum. Canın sıtkın olsa da bir taraftan ona karşı duygusal bağınla beraber onun yaptığı problem ve onun yarattığı olan bu duruma çok üzgün ve mutsuz olduğunu ve seni psikolojik olarak kartlar çok ciddi şekilde gergin olduğunu gösteriyor ama burada bir inatlaşma söz konusudur ee, dediğim gibi boşanma aşamasında da olabilirsiniz veya boşanma düşüncesinde de olabilirsiniz veya üçüncü açıklaması üçüncü kişiyle evli de olabilir aranızda ve üçüncü kişiyle boşanacağını e, sana söylemiş olabilir ama henüz ortada bir şey yok yani böyle her versiyonunu anlatıyorum ...herkes üzerine... ...uyanı alsın diye canlarım... ...şimdi burada ne var... ...buradaki ne aşıda... ...aşıklar... ...çekicilik ve e, fark edilme... ...hayal kırıklığı... ...aşırı du, e, duygusallık... ...şimdi burada seni çok yüceltmiş olarak gösteriyor... ...sana karşı severek beraberliğinizin olduğunu gösteriyor... ...yani sen ona... E, ...yalvarmamışsın burada... ...onun sana duyguyla, aşkla gelişinden ve seni... Ee, ne yaşamıştan aşka dair onunla yaşadığını gösteriyor. Çekicilik ve fark edilme zaten birbirinize yakışan. Onun gözünde sen çok güzel, çok çekici, çok da bak duygusal olarak bağlılıktan bahsediyor. Yani sevmiş seni. Ama üzerine aşırı duygusal olarak giden birini acıdı ve senin ona aşırı duygusallığını bildiği halde hayal kırıklığına uğramış olan bir beraberlik var beklentilerinin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü bak farkında mısın diyor kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği yani diyor ki ben hatamın farkındayım kontrol dışında gerekli gelişmiş bir şeyden bahsediyor. Halbuki diyor ki ben sana aşığım. Ben seni seviyorum. Aşırı duygusal olarak sana bağlıyım. Sen benim için hala çekici ve fark edilen bir enerjisin. Ama kontrol dışında yani mecbur mu kalmış artık hata yapmış. Hatayı seninki gitmiş ona. Hatayı yapmış bir hata yaptım diyor. Bak belki de böyle de olabilir. Sana vaatlerde bulunmuş. Boşanacağım ayrılacağım diye sözlerde bulunmuş. Sonra tekrar barışmış da olabilir evli olduğu kişiyle veya üçüncü kişiyle. Bak bu da olabilir. Çünkü ben sendeyim diye sana vaadler vermiş. Seni seviyorum seni bırakmam. Sen benim için çok önemlisin. Çekicilik ve fedakarlık var sende. Yani senin için fedakarlık yapmış çaba göstermiş ilişki için. Seni elde etmek için. Sana ulaşmak için kavuşmak için. Anlatabiliyor muyum? Veya seni kendine aşık etmek için. Sonra da yücelttiği yerden yere çakmış olduğunu gösteriyor. Hayal kırıklığına uğratmış olduğunu gösteriyor seni. İşte. Evet burada bir gidiş planı. Ee, kılıçaltılısı kılıç altılısı yoldan bahsediyor ve üzerine düşen gidiş planı. Gidiş planı nedir? özlem çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, e, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Şimdi burada sana karşı enerjisinde kendi gitmiş kendi gelir diye bir enerji var ya gidiş planını da kendisi yapmış yolu hazırlamış belki sessiz gitmiştir bu da olabilir. Ama buradaki enerjide kılıç altılısı gidiş planı yani yoldan bahsediyor kendisi gittiğinden gidiş planı Planı kendisinin yaptığından bahsediyor. Belki e, gizli plan yapmış da olabilir. Neyse bir katekülleye getirmiş kendisinin gittiğinden bahsediyor. Senden gitmiş ama kavuşma düşüncesi var. Hadi ben şu anda senden gittim ama benim geri dönüşümde var. Müslattan bahsediyor. Özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak. Yani bunun sana dönüşü var. Bunu gösterdi. Seni yanıtmış olarak gösteriyor be gerçekten toprak prensi. Toprak e, ne demek? Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlak'tan bahseder kart. Ama direkt burçlara odaklanmayalım. Toprak prensi çok ağır. her işi erteleyen, ağır hareket eden, ee, rutinliğe e, değişikliği sevmeyen, rutin rutin bir karakter ve soğukkanlı her şeyi içinde barındırır. İçine, içinde olan duygu ve enerjiyi sana yansıtmaz, gizli saklı tutar. Bundan bahsediyor. Seni yanıtmış olarak gösteriyor ama şuraya bakar mısın kılıç beşlisi sana yalan söylemiş olması sana e, belki sessiz gidişi seni böyle üzmüştür ama burada açıkça gösterdiği enerjide dişil enerji gerçekten çok ciddi hayal kırıklığına uğramış ve hala günlerce aylarca ağlamış olduğunu ve hala ıstırap içerisinde olduğunu gösteriyor ve şu andaki enerji yanılsama bazı gerçeklerin sudaki yansıması hakikat zannetme yanılma olanı olduğu gibi görememe yani şu anda senin aranda ve onun arasındaki de senin düşüncen sen beni yanılttın sen beni aldattın bana yalan söyledin beni kendi gerçeğine inandırdın ve ortada bıraktın enerjisini veriyor ve burada dişil enerji yanılmış olduğunu düşünüyor şimdi bakalım Kalpten gelen adımlar, bak gördün mü? Kalpten gelen adımlar, zaman, düzen ve tertip. Haydi bakalım. Hak ve adaletin yerini bulacağından bahsediyor. Bu kişi kalben sana karşı haksızlık ve adaletsizlik yaptığının farkındadır. Zaten çıkan e, enerji kart, kalbindeki enerjide de bir hata yaptığımı, biliyor yorumu dedi burada bize. Onun devamında düzenli ve tertipli bir şekilde Plan yaptığını gösteriyor sana karşı Adaletsizliğin e, dibine kadar haksızlık ve adaletsizlik yapmış olduğunu gösteriyor en iyisi bunun farkına varmasıdır. Bak burada ne diyor Kalpten gelen adımlar Sana karşı gerçek bir adım atmasından bahsediyor. Kalpten gelen hani ben mantıkla hareket edip işte e, tilkilik yaparak e, sana fırsat kollayarak değil. Sana kalpten ve içten gelen adımlarla gelmesini gösteriyor, dönüş yapmasını gösteriyor. Burada bak, görüyorsunuz kartları ve buradaki nehrsiniz zaman. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma, doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuların sürecini dokunmadan zamana teslim etme. Şimdi burada diyor ki, ben sendeyim zaten, yanlış yaptım, beni affet. Bir hata yaptığımın farkındayım ama hayatımda olan bu olumsuzluğu temizlemek için bana zaman ver diyor. Zaman ve fırsat kolladığını gösteriyor. Artık ne halt ettiyse düzenli ve tertipli bir şekilde planlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini veya en azından benim böyle hareket etmem gerektiğini benim derken kişiden bahsediyorum Aklımdaki kişiden ve ciddi bir şekilde sendeyim diyor kalpten gelen adım ve kalpten gelen enerji gönül senden yana diyor ama düzenli ve tertipli hareket etmem lazım bunun için bana zaman vermen lazım diyor ve buradaki enerjide ne var bakalım ne diyor yıldız durgun ve dal e, durgun ve dalgınsın merak. Şimdi burada afallamış bir vaziyette sana karşı hiç kesinlikle bir tane negatif bir şey çıkarmadı. Hep bir pişmanlık tamam seni yıkmış sürmüş üzmüş yanlış yapmış senin düşündüğünde sen beni bana yalan söyledin kesinlikle güven problemi yaşıyorsunuz. E, bunları yaşatmış ama, sana ama pişman ve sürekli seni merak eden seni takip eden bir durumu veya bir mevzuyu görmek öğrenmek ve anlamak için çabalamak belki de bu senin enerjini kontrol ediyor acaba ona doğru gitsem adım atarsam ne der bana beni affeder mi veya senin hayatınla ilgili sürekli merak ettiği ve dikkat ettiği sorup soruşturduğu enerjiden bahsediyor durgun ve dalgınsın diyor aranızdaki yani hayatında neler varsa neler yaşıyorsun hepsinin farkındadır ve sen onun için çok önemlisin bundan bahsediyor sana karşı enerjisinde bu çıktı ee, bu ilişkinin kurtarırı var mı dönüşü var mı var ama çok ciddi haklar yapmış bir de bir zaman alacağız ne zaman Bu dönüş tertip burada bir zaman kartı verdi ya ne zaman döner evet bütünle 3 kart çekeceğim şuraya bakar mısın kupa ikilisi bütünleşme dünya kartı 3. ikili vakit bu iki gün olabilir. Aynı ikisi on ikisi yirmi ikisi olabilir. Ee, i̇kili vakitlerde sana dönüş yapacağını gösteriyor. Ve gerçekten bu kişi sende bir gün olsun. Kupa ikilisi ve burada dünya kartı bütünleşme. Yani ben sendeyim diyor. Bana biraz zaman ver diyor. Ne kadar zaman dediğimde ikili vakit. iki gün e, maksimum iki ay ve ikinci ay. Anladınız mı? On ikisi de olabilir. Evet şimdi aklındaki kişinin üçüncü kişiye karşı ilgisi, duygusu, enerjisi nedir? Ona bakacağız. Hadi bakalım. Ha, şunu da böyle yana alalım. Şimdi üçüncü kişiye karşı nasıl bir enerji içerisindedir? Üçüncü kişiyle arasında neler yaşanıyor? Planında neler var? Ona bakacağız. Duygu ve düşünceleri her şey. Gördün mü? Oo! Oy oy oy. Şeytan kartını gördünüz mü? Yuva yıkanın yuvası olmaz arkadaşlar. Bak kimseyi kınamıyorum. Kimseye kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Beni yanlış anlamanızı da istemiyorum. Gönül bu kime konacağını kimse kestiremez. Kimse büyük konuşmasın. Ben bundan bahsetmiyorum. Ama buradakine bak görüyor musun? Buradaki enerji de e, Bir negatif enerjinin olduğu aşikar Alın işte yani Üçüncü kişiye karşı neler var Ona bakıyoruz Kafa karışıklığı Allah ıslah etsin Dağınık bir konu Tıpkı enerji kartlarında gösterdiği gibi Kafada bulutlar dolaşıyor Kararsızlık Güvensizlik Hakimiyet sende diyor Hadi bakalım Umut'la bekleyiş. Rüzgar prensi. Rüzgar prensi e, nedir biliyor musunuz? Rüzgar prensi burada şeyi gösteriyor. E, ha, hava enerjisini gösterir rüzgar prensi. İkizler kova terazi olabilir. Bunun yükselen burcu veya e, burcu da ikizler kova terazi olabilir bu kartı çekmiş. İki kart mı çıktı? İki kart çıktı. Bunların ikisini de çıkaracağım. Evet. Şimdi hangi karta bakacağız? Evet. Buna bakacağız. Ay elimden kaydı biri vallahi. Neyse kısmet. Şimdi kafamıza takılan bir şey de olursa tarotu soracağız. Zaten bunu biliyorsunuz benim bakım şeklimi. Bir bakalım bakalım. Ne diyor? Direnmek. Direniyor düşünmek ne düşünüyorsa aha iki kart geldi yine şefkat ve havadis tamam bunlar böyle bırakalım kasırga mutluluk aha yine iki kart çıktı yahu yolculuk ve güç hadi bakalım Şimdi ne bakacaktık? Bir tane bu karttan çekeceğim arkadaşlar. çekmiş miydim öbürüne? Ha, şey, e, hayır bundan değil. Bundan çekeceğim. Şey olmasın yani eşit davranmak istiyorum. Öbürü sana nasıl baktıysam üçüncü kişiyi de aynı kartlara çıkarmak istiyorum. Eşitlik olsun. İki tane kart çekeceğim buradan canım. Tutkuların peşinde git. Tutkularınız gözünüze girsin sizin. Tutku işte herkesin bir tutkusu. Herkesin e, bir bir şeye bak. İnsan ne diyor? Eline birine diline sahip çıkacaksın kardeşim. İşte herkesin içinde o dürtüler vardır. Şeytan herkesi her şeyde yapıp şeytanın üzerine atıyoruz. Ama insanın e, biliyorsunuz şeytani duyguları da vardır. Rahmani duyguları da vardır. Eline birine sahip çıkacaksın. Her şeyi herkes her şeyi yaşamak istiyor ama neyin yanlış olup neyin doğru olduğunu fark etmemiz lazım arkadaşlar her istediğimizi yapamayız böyle açık açık olmaz yani O zaman insan olamayız yani bizi canlılardan diğer canlılardan farklı kılan nedir düşüncemiz ayıptır dememiz Bu bana yakışmaz dememiz e, şuurumuzun olması e, Neyse bakalım. Tutkuların peşinden gitmek yani aldandım diyor. Beni yoldan çıkardı diyor. E sen de çıkmasaydın yoldan kardeşim. Veya ablam mı diyeyim artık ne diyeyim. Neyse abim mi diyeyim. Kalbindeki mesaja bakacağız. Üçüncü kişiye karşı kalbindeki mesajı nedir ona bakacağız. Bakalım ne diyor. Daha önce çok kötü yaralandım. O vurmuş canıma değsin. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak demin çıkan enerji kartında da size Söylediğim gibi şey göstermişti. Neredeydi o kartı aramaya çalışıyorum. Bak evet. İntikam duygusu demiştim ya. Bak onun için çıkardım enerji kartlarını başa sarıyorum. Bak diyor ki bilinçaltı korkular karanlık yanlarımız bastırılmış intikam duygusu. Burada da ne diyor daha önce çok kötü yaralandım. Demek ki bu kişi seninkini çok güzel bir halletmiş. Yaralamış. Yani aldatmış olabilir, aralarında intikam duygusu olabilir, direkt aldatmadan bahsetmiyorum. Yani yaralamak ne demek? Tehdit etmiş olabilir, ona zarar vermiş olabilir. Yani haddini bildiği yerini göstermiş olabilir. Sen ne yapmaya çalışıyorsun, beni böyle ortada bırakamazsın gibisinden. Seninkinin ona karşı korkusu var. Ve yarası var. Daha önce de çok kötü yaralandım diyor. Beter olsun gitmeseydi veya yalancı vaatlerde bulunmasaydı ne yapacağım? Evet devam edelim. E, aklındaki kişinin üçüncü kişiye karşı du, duygusu düşüncesi nedir? Burada görüyor musunuz? Değnek dokuzlusu. Ne yapacağını bilmiyor. Aklı fikri arkada kalmış olduğunu gösteriyor. Ve burada bir mecburiyet söz konusu. Dağınık bir konu. Yani net olan bir enerjiden bahsetmiyor. Dağınık konular nedir? Aralarında oturmuş olan bir enerji görmüyorum. Yani artık fırtınalar, kasırgalar kopmuş olarak gösteriyor. Direnmek, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Bak. Şimdi bu duruma dayanmaya çalışmayı gösteriyor. Şu an güncel olarak enerjisine bakıyoruz. Geçmişte ne olduğunu zaten geçmişte enerjisinde gösterdik ve burada sıkışmış olduğunu gösteriyor. Hiçbir şekilde net bir karara varmış olduğunu seninkinin üçüncü kişiye karşı göstermedi. Direniyor. Yani demek ki burada bir tehdit var. Burada bir negatif enerji var. Seninkinin ondan korktuğunu, düşman kesildiğini, gizli korkular ve gizli bir düşmanlık olduğunu gösteriyor. Ama direniyor. Bak dayanmak da değil, direnmek, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek Dayanmaya çalışmak, dağınık bir konu, aralarında tartışma kavga olabilir, aralarında çekişmeler olabilir. Neden dağınık konu? Bir iki kat çekeceğim buna. Neden ona karşı direniyor? Sebebi nedir? Al işte kupa ikilisi. Şimdi burada direnmesinin sebebi sen de olabilirsin. Belki bu seninle uğraşıyor veya onun aşkına karşı direniyor. Belli ki üçüncü kişinin seninkine karşı ciddi aşkının sevgisinin olduğunu gösteriyor. Aynen ve burada bak bile isteye seninki ona gitmiş. Severek gitmiş olduğunu gösterir ilişkinin başında ama burada direniyor artık bunlar yok artık eskisi gibi değil dağınık bir konuya dönüşmüş olduğunu ve direniyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Seninki ona severek gitmiş. Bunu söyleyeyim. Bak kupa ikilesi, kupa şövalyesi. Kendisi gitmiş. Kendisi gitmiş. Kimse çağırmamış onu yani kendisi ya evlenmiş ya kendisi bile isteye gitmiş olduğunu şu anki güncel durumda direniyor. İstemiyorum artık bu duruma devam etmek istemiyorum. Enerjisinden bahsediyor. Bakalım şimdi devamında ne var? Direnç göstermesinin sebebi. Bak burada aşıklar kartını çıkarması neye direniyor? Üçüncü kişinin seninkine aşık olduğu da olabilir. Bırakmadığını. Ortada bir problem var açık yani. Dağınık bir konu. Anladın mı? Bunu gösterdi. Eh, maşallah. maşallah. Kafada bulutlar dolaşıyor, düşünmek, e, tutkuların peşinden gitmek. Şimdi buradaki enerji de, burada bir negatif enerji olduğu aşikar. Üçüncü kişiyle seninkinin arasında, seninkinin cidden, e, üçüncü kişi seninkini gerçek istiyor, bak bunu söyleyeyim, aşık, kesinlikle ve burada e, dağınık konular üzerinde bunu ne yapacağım bu enerjiden nasıl kurtulacağım belki de seninki de farkındadır negatif bir enerji negatif işlerle uğraştığın üçüncü kişini. çünkü kafada, kafada bulutlar dolaşıyor kafada bulutlar dolaşıyor demek ne demek aranızdaki enerjide bir e, şey var oturmayan bazı her şey hiçbir şey oturmamış zaten ki üçüncü kişiye karşı hiçbir şeyin oturduğunu göstermiyor bir hata yapmış kendisi gitmiş sonra da işin içinden çıkamıyor yüzüne gözüne bulaştırmış olarak gösteriyor karşısındaki ceviz çetin ceviz çıkmış üçüncü kişi yani sen neyin peşindesin diyor ne yapmaya çalışıyorsun öyle kolay mı gelip beni şey yapıp gitmek aldatıp gitmek veya bana yalan söylemek veya beni bırakıp da diğerine gitmek gibi enerjiden bahsediyorum kolay mı onlar Tutkularının peşinde gitmek. Seninkinin burada biraz bir, biraz değil de bilinçli şekilde üçüncü kişi seninkinin dikkatini çekmiş zaten başında. Kendisi gitmiş bak ilişkide başından söyledim. Üçüncü kişiye karşı seninkinin aşkı duygusu yok ama tutkusu var. Tutku ile gitmiş olduğunu. Bak bu maddiyat da olabilir. Tutku dediğim şeyden bahsediyor. onu mutlu edecek bir şey var orada. Ondan bahsediyor. Ve düşünmek. Ne düşünüyor? Bir durumu incelemek titiz davranmak, olması ve olmaması gereken üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Seninki şu anda zaten kafada bulutlar dolaşıyor, kafa gitmiş yani. Afallamış, ne yapacağını bilmiyor. Zor durumda, neden zor durumda? Şeytan kartı üzerinde negatif bir enerji olduğunu gösteriyor. Yani gitmiş başını belaya sokmuş veya bu problemde şu anda üçüncü kişiyi bela olarak görüyor ve kurtulamadığını gösteriyor. Evet burada dediğim gibi bak toprak prensi demin de toprak prensini çıkardı. Toprak prensi e, hakimiyet sende hava şefkat. Şimdi buradaki enerjide e, senin e, artık seninki ne yapacağını bilmiyor ya. Hakimiyet karşı tarafta üçüncü kişide kusura bakmasın artık diyor hakimiyet bende ben ne istersem onu yaparım gibisinde ve her şeyi ona bırakmış olduğunu gösterir hakimiyet sende diyorum ben her şeyi yönetimi ailenin ve ilişkimizin yönetimi sana verdim diyor havadis ne diyor İtibat, irtibat kurma iletişim haber beklenme ve havadis haberleşme her mütemadde haberleşmeden bahsediyor yani Üçüncü kişi seninki nereye gitti, ne yaptı, nereden geldi? Kumanda üçüncü kişinin elinde her türlü onu takip ettiğini ve şey yaptığını gösteriyor. Hem korumaya aldığını hem takip ettiğini ve her şeyden haberdar olduğunu gösteriyor. Ee, sevecen bir tavır. Acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati. Dediğim gibi belki de yaş farkı da olabilir. Bu üçüncü kişinin seninkine karşı yapışmış olduğunu çok gerçekten sevmiş olduğunu, belki de e, şey takıntı haline getirmiş olduğunu, ama korumaya alması e, her şekilde onu e, şefkatle bak sevgisi var yani ben sen için her şeyi yaparım yeter ki bende kal enerjisini gösteriyor sahiplenme gücü anaç davranması korumaya alması çok ciddi şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Yenilikler var savaş arabası. Umutla bekleyişin üzerine bir kasırga. Sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmelerin olduğunu gösteriyor. Şimdi burada umutla bekleyen enerji seninkini göstermiyor. Bunu gösteriyor kadına. Bununla da arasında ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor. Bir yıkım yaşanmış, bir fırtına kopmuş, aralarında ciddi sıkıntılar var. Yenilik, bu yeni olmuş bir şeydir. Hani bu güzelliğin, bu şefkatin şefk şefk üzerine çıkmış olan kasırgadan bahsediyor. Umutla Bekleyiş diyor. Zaten beklediği de buydu. Seninki uzun uzundur. Bekliyor ki bir problem çıksa da ben aradan sıyrılıp çıksam gibisinden. Anladın mı? Umutla Bekleyişin sonu bir kasırga. Yani aralarında ciddi sıkıntılar yaranacağını veya yaranmış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada ne var? Değnek Şövalyesi, rüzgar prensi, Mutluluk, özgürleşme. Şimdi burada bir istek veya özleme ilgi bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç. Güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu. Şimdi ben size özgürleşme. Şimdi bu kasırga ve fırtınanın üzerine çıkardığı bu kartta değnek şövalyesi karar vermiş olduğunu sanki kızgınlıkla beraber rüzgar prensine adım atmasından veya e, bu sen de olabilirsin, Mutlu olduğu yere gitmesinden bahsediyor. Bak özgürleşme diyor. Artık ben bu enerjiden çıkmak istiyorum gibisinden yol almasından da bahsediyorum. Olabilir. Değnek şövalyesi nedir? Ee, şimdi e, biraz hisleriyle, biraz e, hisleriyle yani düşünmeden hareket eden kararsız hareket eden, dürtülerle hareket eden, yani bu işi ben yapıyorum yarın ne olur düşünmeden özellikle tutkusuyla hareket eden bir enerjiyi gösteriyor. Hani burada şimdi DNA kralı olsaydı tamam kararlı bir enerjiden bahsederdik ama burada değnek şövalyesi diyor yani bunda böyle rüzgar gibidir kafası estiğini yapan bir enerjiden bahsediyor ya fallamış durumda ve rüzgar prensi belki bu üçüncü kişi hava grubu birisi olabilir Yüksel, e, burcu kizler kova terazi veya yükselen burcu kizler kova terazi olabilir o da olabilir ama burada rüzgar prensi kararlı bir enerjidir e, prensesi Dişilden bahsediyorum çok kararlıdır, soğukkanlıdır, ne istediğini bilen istediğini almakta özgür olan bir enerji gösteriyor ve buradaki enerji de bu da olabilir. Rüzgar prensesi yani dişil ereli çekmiş olarak sana mutlu bir enerji vaat ediyorum, mutluluk vaat ediyorum, güzel beraberlik vaat ediyorum diye çekmiş de olabilir. Ama onun üzerine çıkan özgürleşme. Artık diyor ki ben bu enerjiden kurtulmak istiyorum da olabilir. Bu enerjiyi onu gösteriyor. Bakalım sonuç nedir? Yolculuk, güç, bir üzüntü var. Mutlu eden haberler. Tılsım dörtlüsü. Tılsım dörtlüsü kaygılı bir enerjiden bahseder. Kararsızlık üzüntü net olmayan ne yapacağını bilmeyen ve kafa karışıklığı yaşadan bir beraberlik ve bir enerji mutlu eden haberler var yakında ama kararsız bir haberler bir üzüntü var bak o kadar karmaşık bir enerji ki bu yani e, açıklamakta zorlandığım bir enerji çıkartıyor bana. Mutlu eden bir enerji de var haber var bir üzüntü var belki böyle olabilir sana gelecek olan mutlu haberde bir üzüntü de olabilir yani belki böyle de var Eril için mutlu bir şey seninki için mutlu bir haber onun için ise üzüntülü bir haber var nedir bu üzüntülü haber güç özgüven ve cesaret fiziksel ve manevi gücü kontrolü ele almak korkuları yenme ha şükür hele. Şimdi buradaki enerji de korkular. Demin söyledik ya korkuları var, ondan korkuyor bir şeyler var. Korkularını yenmesinden bahsediyor. Güçlü ve kararlılıkla beraber üzerine çıkan yolculuk kartı. Bir seyahat düzen değişikliği, başka bir yerde ya da durumda olan arzusu e, olmak istenilen yer, olmak istediği yer. Bak, dikkati tekrar okuyorum. Bir seyahat veya düzen değişikliği, başka bir yerde ya da durumda olma arzusu olmak istenilen yer yani yolculuk yapmak ben senden gitmek istiyorum bütün gücümle bütün enerjimle korkularımı yenerek karar verme kontrolü ele alarak güç toplayarak e, onun için üzüntü verici senin için ise mutlu edici bir haber var çünkü bu ilişkide netlik yok bunu gösteriyor evet şimdi bakalım bu ne zaman olacak bir de buna zaman alalım. Bu ilişkinin dağılması bu kasırganın oluşu ne zaman olacak bir de onu alalım. Bu daha önce de olmuş ama daha önce de çok kötü yaralandım diyor. Yani ilişkide bir güvensizlik söz konusu. Kılıç dörtlüsü. Bari. Evet tılsım kralı çok şükür. Kupa dörtlüsü al işte. Burada dörtlü vakitleri aşırı ağırlıklı gösterdi. Bu dört gün on dördü yirmi dördü dört ay dördüncü ay olabilir. Dörtlü vakit dört saat olabilir inşallah. Ee, buradaki enerjide e, farkındaysanız burada deminden e, tılsım prensinden bahsettik. Yine tılsım kralına çıkardı. Bu artık kararlılık enerjisidir. Düşün düşün dörtlü vakitlerde çok düşünmenin üzerine. Çok düşünce ve kaygı kartını düşünmüş. Artık kararını vermiş tılsım kralı. Ee, yani ben artık kararlıyım diyor. Neye kararlıyım? Kupa dörtlüsü ayrılığa. Bunu gösterdi kartlar. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Kimse kimsenin canını yakmasın. Unutmayacağınız bir şey söyleyeceğim. İlahi adalet değilen bir şey vardır. Her zaman tecelli edebilecek bir enerjidir ilahi adalet. Kimseye karşı adaletsizlik yapmayalım arkadaşlar. Kimsenin canını yakmayalım. Kimseye yalancı vaatlerde bulunmayalım 5 dakikalık özlem için. Birileri geliyor e, e, ne bileyim işte hayatımızı mahvediyor. E, sonra diyorlar ki delisin Sende psikolojik sorunlar var demiyorlar ki geldi hayatımı mahvetti. Ondan sonra da bir kişinin hayatını birisi mahvediyorsa onun psikolojisini, hayallerini yıkıyorsa o kişinin tekrar hayata dönmesi, hayatla barışması, tekrar hayatına birini alıp o güveni kazanması çok şeyler kaybettirir zaman olarak. Yapmayalım birbirimize bunları. Dürüst olursa kimsenin canını yakmaz e, bir şeyler. Yani kimsenin canını yakmadan dürüst olmamız gerekiyor diye düşünüyorum Ben bilmiyorum belki ne yaşıyoruz, neler yaşıyoruz size anlatamam. Yani gelen özel bakımlar olsun, gelen videoların altına yorumlar olsun. Özel bakımların %90'ı aynı şeyden bahsediyor ve haksızlığa uğratılmış e, özellikle e, kadınlar daha çok ama erkekler de var. Bak arkadaşlar, arayan erkekler de var. Yapmayalım lütfen. Neyse çok konuştum. Sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.